Burada iki tane işlem tanımlanmış. Birisi şöyle üçgen işlemi, diğeri de şu kare işlemi. Şöyle olmuş. Üçgenin içindeki A dışarıya 3A şeklinde çıkmış. Demek ki bu üçgen 3 katını 3 ile çarpıyor demek. Öyle diyelim. 3 ile şuraya yazayım. Üçgen 3 ile çarpıyor demek. 3 ile çarpıyor üçgen. Kareye bakalım. Karede 4 katına götürmüş. Bu da 4 ile çarpıyormuş demek. 4 ile çarpıyor. O halde üçgen içinde x var. Bunun sonucu ne olacak? 3 ile çarptığı için. 3x. Bu da 4 ile çarptığı için 4 y olacak. Eşittir 37. Şimdi biz x artı y'nin en büyük değerini arıyorduk. Şimdi biz normalde şöyle 3'e ya da 4'e bölebilirdik ama burası ne 3'e bölünüyor ne 4'e. Direkt bulmaya çalışacağız. Bu toplamın büyük olmasını istiyorsak, şu x ve y'nin mümkün olduğunca büyük değerleri alması lazım. Mesela biz y'ye çok büyük bir değer vermek istiyorsak, x'e büyük değer vermek istiyorsak y'yi küçültmeyi deneyebiliriz. Şöyle deneyelim. Mesela buna 1 versek, burası 4 yapar. 4. Bu durumda 3x eşittir 37 eksi 4. 33 olur. X değerimiz de 11 çıkar. X değerimiz 11. Y değerimiz 1 olmuştu. 1 demiştik. Buradan x artı y eşittir 11 artı 1'den 12 değer. Şimdi bakıyorum seçeneklerine. Evet, daha büyüğü var. Bir de 13 var. Şöyle seçenekleri. Şimdi seçeneklerde 13 var. Belki daha büyük çıkabilir. Başka denemeler yapabiliriz. Düşünebiliriz. Farklı sayılar vermeyi deneyebiliriz. Ama buradan çıkabilecek en büyük sonuç bu. 12. Bunun cevabı 12 olacak. Ama seçeneklerde daha büyük varsa hemen şüpheye düşmeliyiz. Belki daha büyük olabilirdi. Yani şu sayıları değiştirerek bulmayı deneyebiliriz. Mesela x'e 1 vermeyi, oradan y'yi bulmayı deneyebiliriz. Tabii buna 1 verince 34 oluyor. Şu 34 de y'nin 4'ün tam katı değil. Oradan çıkmayacak. Ama yine şüphelenmeliyiz.